Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz demperli cam. Demperli cam nasıl üretilir? Demperli cam hakkında her şey. Demperli cam nedir sorusuna gelirsek, kırılmaya, erimeye ve çatlamaya dayanıklı hale getirilmesi amacıyla ısıl işlem uygulanan cama demperli cam denir. Dökümü yapılmış olan cam 600-700 dereceleri fırınlarda ısı verilmek ve ardından hava ile ani soğutma yapmak suretiyle temperlenir. Böylelikle oldukça dayanıklı, kalın ve yaralanmalara sebep olmayacak bir hal alır. Halk arasında güvenli cam ve kırılmaz cam adıyla da bilinir. Camın fırınlanmasıyla iç gerilimi azaltır ve azalan gerilim camın her noktasına yayılır. Böylece kırılma durumunda cam çatlayarak damar olmadığından dağılarak tuzla buz olacaktır. Yani cam ufalanarak keskin olmayan yuvarlak parçalara ayrılır. Elbette bunun sebebi kesici ve sivri cam parçalarıyla oluşacak yaralanmadan önüne geçmektedir. Peki temperli cam nedir, nerelerde kullanılır sorusuna gelirsek, günümüz koşullarda temperli cam kullanım alanları oldukça geniştir. Mesela otomobillerde, otobüslerde, minibüs camlarında, fırın kapaklarında, alışveriş merkezlerinin döner kapılarında, cam kapılar ve mobilyalarda ve daha birçok yerlerde. Peki temperli cam hangi durumlarda kırılır? Normal cam temperleme işlemiyle eskisinden 5 kat daha dayanıklı hale getirilir. Bu yüzden aktif kullanılan ve kalabalık olan yerlerde oldukça sık tercih edilmektedir. Fakat bazı durumların bu camın kırılmasına sebep olabilir. Bunlardan bazıları ani ısı değişimleri, sivri bir aletle uygulanan darbe, çarpma da olabilir, hızlı veya sürekli darbeler, fazla basınçtan da kırılabilir, zaman içinde binada oluşan esneme, hava değişimi, her şey olabilir. Tüm bunlar camın kırılmasına neden olabilir. Fakat camın keskin olmayan ufak parçalara ayrılması olası kazaları her zaman önlemiştir ve önleyecektir. Peki demperli camın özelliği nedir? Demperli camın en önemli özelliği bir diğer adı olan güvenli camdır. Demperli camlar kırılma tarzı durumlar için son derece dayanıklı olmaktadır. Bu sayede söz konusu can güvenliği olan yerlerde de temperli camlar tercih edilmektedir. Temperli camlar genel olarak standart cama göre 5 kat daha dayanıklıdır. Temperli camların yapısında bulunan farklılık ise genel olarak üretilme sırasında yapılan temperleme işlemidir. Bu işlem sonucunda camlarda basınç oluşmaktadır. Bu da camı diğer camlara göre çok daha dayanıklı yapan özelliktir. Peki temperli camlar nerelerde kullanılır sorusunu geçtikten sonra, temperli camların birbirinden çok farklı kullanım alanları olabilmektedir. Önemli alanın can güvenliği olduğu her alanda kişiler temperli camlara güvenerek diledikleri şekilde kullanım sağlayabilmektedir. Bu noktada en çok bina dış cephelerinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda cam korkuluklar ve araç camları da temperli camlar olmaktadır. Mutfak ürünlerinde kullanılan bazı camlar da temperli cam olarak tercih edilebilmektedir. Bu doğrultuda sizler de kullanmak istediğiniz yere göre uygun olacak şekilde temperli cam tercih yapabilirsiniz. Bunun için uygun araştırmalar yapmanız daha doğru olacaktır. Peki temperli cam kırılmaz mı? Camın üretilmesi sırasında uygulanan temperleme işlemiyle
birlikte söz konusu olan cam 5 kat daha dayanıklı olmasını sağlayan bir basınç kazanmaktadır. Bunun sonucunda ise çok daha dayanıklı ve sağlam bir yapısı olmaktadır. Ancak temperli camlar da belirli bir şiddetin üzerine darbe aldığında kırılabilir camlardır.